Sevgili terazi burçları, ay burcu terazi, yükselen burcu terazi olan dostlarım, bakalım sizleri neler bekliyor. 5 Haziran 11 Haziran dönemi. Bir cumadan bir cumaya hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım neler var neler yok bugün. Evet. Şimdi çözemediğiniz iki sorun var. Gücünüzü alıyorsunuz. Bir andaki bir anın gücünü kullanıyorsunuz. Bir anda başlayacak olaylar sizi çok iyi yerlere getirecek. Evet. Bir konuyla ilgileniyorsunuz. Yararlı şeyler olacak sonunda. Biraz ev içi tartışmalar, hane içi tartışmalar olmuş. Sonu hayırlı gelecek diyor. Şimdi ailenize bir öncelik vermek zorundasınız ve kendinizi harekete geçireceksiniz. Kendinize ve sevdiğiniz insana odaklandığınızı ve bir iftiradan kurtulduğunuzu görüyorum. Keyifli fırsatlar çıkıyor ve başıboş parçalanmış enerjilerin yerini güçlü enerjiler alıyor. Yani bir şeyleri boşlukta bıraktınız diyor size. Bu boşlukta bıraktığınız enerjiyi tam tersi çok güzel bir noktada kullanacaksınız. Ve hem erkek hem de kadın iki veya üç kişi var. Yani bir kadınlı erkekli topluluk, karı koca da olabilir bunlar. Böyle size nasıl diyeyim bir sıkıntı verebilirler. Sizinle ilgili bazı sıkıntıları yaratabilirler. Bunların hayatınızdan çıkıp gitmesine izin verin. Çünkü yenileri gelecek, yenileriyle yer değiştireceksiniz arkadaşlar. Bazı parasal kaynaklarda sıkışma olabilir terazi burçlarında. Borçlarda ödemelerde sıkıntı olabilir. O yüzden biraz sonra zaten borç ödemesi için ya muhit zikrini vereceğim. Yani belki günü gelen ödemeler olabilir, günü gelen bir şeyler olabilir. Acilen çözmeniz, acilen ödemeniz gereken şeyler olabilir. Bunu hayata katacağınızı görüyorum. Zihninizi çok güzel kullanacaksınız. Özgüveniniz yerine gelecek. İyimserliğinizi koruyun. Bir çıkmaz sokaktasınız bazı terazi burçları. Ama yolun sonunda ışık gözüküyor. Telepatik gücünüz iyi. Birileriyle görüşmeleriniz size heyecan verecek. İftira atılabilir. Yalnız aklanacaksınız bu iftiradan. Hak ettiğiniz mutluluğa kavuşacağınızı görüyorum. Şimdi dedim ya demin bir karanlık labirentte ilerliyorsunuz. Bazı kafa karıştırıcı dedikodular, kafa karıştırıcı sözler ve içsel korkular var. Bu korku senin içinde. Dış dünyada korkutucu bir şey görmedim. Karanlığı ışığa çevirerek ilerlediğini görüyorum. Nahoş insanlarla, şüpheli insanlarla bir arada olmanız sizi sıkabilir, daraltabilir. Bir bağlantı kurduğunuzu, seçenekleri araştırdığınızı, girişimlerinize iyi bir yön verdiğinizi görüyorum. Kalabalıklarda olduğunuzu, pek çok sıkıntılı süreçleri Allah'ın izniyle atlatacağınızı. Böyle bir olaydan endişeli bir biçimde sıyrılmak istiyorsunuz. Evet, sıyrılacaksınız. Neden? Sizin durduğunuz yerde lafa karıştırıldığınızı görüyorum. İftira da atılmış, lafa da karıştırılmışsınız. Bu sıkıntılı süreçlerden korunacaksınız. Olumsuz düşünceleri atıyorsun, yaşam gücünü eline alıyorsun, aydınlık düşüncelerle ilerliyorsun. Evet. Şimdi içinizi daraltan bir konu, senin düşüncelerini de daraltmış. Dar bakış açısıyla bir sorunu çözemezsin. Birkaç kişiyle görüşüyorsun, bir de cesaretle ilerliyorsun. Mavi gözlü ya da yeşil gözlü olabilir, çakır gözlü, kadın ya da erkek fark etmiyor. Zekası yüksek ve algıları da açık, hem ruhsal zekası yüksek hem akademik zekası yüksek birisiyle görüşmelerin olacak. Sana yön verecekler,
profesyonel bir yardım alacaksın. Sıkıntılı süreçleri atıyorsun. Olumlu devreye girmişsin. Şimdi sağlıksız düşünceleri ve davranışları bırakıyorsun. Bu seçim sana ait. Çünkü bunları bırakmazsan yani gücünü gün geçtikçe yitiriyorsun. O yüzden yaşam coşkunu eline almak için büyük bir minnettarlıkla ilerlediğini görüyorum. Birine haber göndermek istiyorsun. Haber göndereceksin. Bir şeyler sorgulatacaksın. Gelen haberler çok iyi. Ve de yakın zamanda seninle ilgili düşünceler, duygular, insanların sana bakış açıları minnettarlık şeklinde olacak. Daha önce nankörlük edenler senden özür dileyecek. Bilinçli bir seçime odaklandığını, sevgi frekansı yaydığını görüyorum. Hayata mükemmel bir şekilde sarılıyorsun ve birinden yardım istiyorsun. Yardım mükemmel bir biçimde geliyor. Bir farkındalık yaşadığınızı, çok değerli bir insandan bir farkındalık yaşayacağınızı, yok yani şöyle, gerçekten fiziken olsun ruhen olsun değerli birisi çıkıyor karşınıza. Bu ruhsal anlamda değerli insandan minnet duygusu kazanacaksın ve aynı zamanda kendinle ilgili dönüşüme merhaba dediğini görüyorum. Hayatında harika şeylerin olmasına şükrederek, şükran duyarak ilerlediğini görüyorum. Yalnız değilsin. Duygusal anlamda daha önce sorun yaşadığın bir kişi barış şeklinde gelecek. Sevgiliniz olabilir, arkadaşınız olabilir, kocanız, karınız olabilir, fark etmez. Böyle bir daha önce sorun yaşadığınız duygusal birlikteliğinizde şifalanma var. Sizin yanınızda yer alacak. Sana yaptıklarından dolayı özür dileyecek arkadaşım. Evet. Bir şeyler eksik kalıyor. Bak, sevgiye dair tamam, sevdiğin insan yanında, karı koca birlikte hareket ediyorlar. Ama eksik bir şeyler var. Acaba aldatılıyor muyum? Acaba birisi var mı gibi. Böyle bir kapılmış gidiyorsun. Bunun adı melankoli, bunun adı bunaltıcı düşünceler. Bak, bunlardan çabucak kurtuluyorsun. Bir gece yarısı yaptığın dua enerjini aniden değiştirecek. Bir gece yarısı istihareye yatabilirsin. Rüyamda mesaj almak istiyorum diyebilirsin. Gerçeklerle yüzleşmek istiyorum diyebilirsin. Tek tek önüne gelecek fırsatlara yön vereceksin. Tek tek fırsatları değerlendireceksin. Hiç merak etme. Olumlu düşünceler, olumlu bakış açısı seni çok güzel bir noktaya getirecek ve tüm sıkıntılardan kurtulacaksın. Rüyalarda mesaj alacaksın. Aldanma, aldatılma enerjisini bir köşeye koyup bence çok güzel bir biçimde ilerlediğini de görüyorum. Kuvvetleneceksin. Güç alacaksın. Haydi hayırlısı bakalım. Evet, zikrinizi veriyorum demiştim. Ya Muit, 124'tür tekrar sayısı. Her şeyi öldükten sonra diriltecek odur. Muit süre vermek anlamındadır. Aynı zamanda borç ödenmek için de çekilir. Ya Muit 124'tür tekrar sayısı. Borç ödemek için başka zikirler de var. Şimdi vermiyorum, karıştırırsınız diye. Ya Muit 124. Haberiniz olsun, bu haftanın böyle. Bu hafta bunu çalışın. Önümüzdeki haftalarda da borç ödemek için başka zikirler vereceğim size arkadaşlar. Bir ödeme sıkıntısı gözüküyor sizde. Hayırlısı olsun. Rabbim ama karma borcunuz, ama para borcunuz, ama ekonomik sıkıntınız neyse bir anda bir nefesle alsın inşallah. Ya Muit 124. Hoşça kalın, dostça kalın.